...diye sıraladığı örnekler içerisinde... ...suikast tehditleri Aynen. de var. Ne diyorsunuz? Tabii. Ee, yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu... ...hepimizin içinde yaşadığı bugünkü bu... ...çöküntü ve yıkıntının, bu yıkılmış... ...düzenin... E, ...aslında bir deşifresini yaptı. Yani bunun ekonomi... ...politiğini ortaya döktü. Ve dedi ki... ...arsıza, hırsıza... Mua ...muamelemiz çok nettir... ...vuracağız neşteri... ...alacağız devletin malını geriye dedi. Arsız ve hırsız benzetmesini zaten bu ülkenin üzerine çökmüş, bu ülkenin kaynaklarını bir servet transferi şeklinde yağmalayarak kendisine, yandaşına oluşturduğu oligarşik bir yapıya dağıtan ve ülkenin dediğim gibi tamamını gasp etmiş, bu ülkenin kaynaklarına çökmüş bu yapıyı deşifre ederek res çekti ve çok doğru bir yerden aslında meseleyi de ortaya döktü. Yapılması gereken de buydu. Gerçekten 20 yıllık 20 yıllık bir iktidar bugün toplumun yani bütün milletin yüzde 80'ini yoksulluk sınırının altında, yarısından fazlasını açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmiş. Bunu da hepimizin cebindeki, hepimizin sahip olduğu kaynakları ya resmen hukuk dışı yöntemlerle, yollarla, baskıyla, cebirle ne derseniz deyin adını yağmalamış bir iktidar var karşımızda. 418 milyar dolar Gökmen Karadağ biraz önce sizin de söylediğiniz gibi telaffuzu falan yani zor. Bugün hatta bir hesap yapayım dedim bir tweet attım bu konuda. Ya bu nasıl bir şey diye Öyle mi? Ben görmedim. Kusura evet. Bakmayın. Ya, öyle enteresan şeyler çıktı ki. Bakın. 418 milyar dolar sevgili seyirciler yaklaşık 7, 7 trilyon 900 milyar lira. Eski para. Yani bunu bilebilecek misiniz bilmiyorum. 7 kentilyon 900 katrilyon lira. Ben de hiç referans yok Evet. Tahmin edemiyorum o... Olsun diye şöyle bir benzetme yapacağım. Her biri 200 liralık bizim en yüksek banknotumuz biliyorsunuz. Yani çıktığında işte 150-160 dolarken bugün 10 dolar'a kadar düşmüş bir para. 200 liramız. 200 liralıklardan oluşturarak yapacağınız 7 trilyon 900 milyar lirayı, bakın çok iyi. Dikkatli dinleyin hı hı. 1165 tane 1165 tane 30 tonluk hafriyat kamyonları var ya böyle devasa onun üzerine silme doldurduğunuzda ancak alıyor 1165, 1165 tane 30 tonluk kamyon hani böyle şey, kasa papel diye bir dizi var ya ne? o bile beceremez o bile beceremez bakın Türkiye'deki en hızlı şu anda dünyadaki en hızlı para sayma makinesini getirin. Para sayma makinesini. Paraları koyun. 418 milyar doları 200 lira üzerinden o makinaya saydırın. Dur duraksız ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Siz bunu hesap? Evet. Ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Evet. Dur duraksız makina sayıyor. Hani bu bizim bazı bakanlarımızın evindeki para sayma makinaları var ya. Diyelim ki onlar bu kadar parayı o makinelerini de saymaya başladılar. 24 saat kesintisiz 50 yıl sürüyor. 24 saat makine kesintisiz çalışacak. Evet, 50, 50 yıl, boyunca çalışacak. 50 yıl boyunca Ancak çalışacak. 418 milyar doları sayabiliyor. Doların Türk, Türk Ücretin lirası karşılığı. karşılığını sayabiliyor. Ucuca eklediğinizde 25 bin kilometre ediyor. <laughs> 25 bin. Sayın be, siz bayağı ilgilenmişsiniz evet, bu konuda. Evet. <laughs> hayır ne karşılığı geliyor? Ya yani nedir bu? Biz bunu nasıl tahayyül edebiliriz? Nasıl canlandırabiliriz bu çalınan bu hepimizin cebinden, hepimizin bu ülkenin kaynaklarından alıp götürülen bu değerin ne olduğunu algılayabilmemiz için. Ey aziz milletim, ya ey halkımız biz bunun için yoksuluz. Emin olun bu, bunun için çocuklarımızın cebine 3 kuruş koyamıyoruz. Bunun için yarın özel okullardan çocuklarımızı almak zorunda kalıyoruz. Bırakın büyük bir kısmımız 1 milyon 300 bin çocuğu okuldan kayıtlarını alarak çalışma hayatına sokup çocuk işçi yapmak zorunda kalıyorlar. Bunlar bizden bu paraları çaldıkları için. Şimdi birisi çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu bir lider çıkıyor ve diyor ki Sizden korkmuyorum. Ne yaparsanız yapın. Sizinle uzlaşmayacağım. Hatta geçen şunu söylemişti. Sizin önünüzde diz çökmektense ayakta ölmeyi tercih ederim. Evet, doğrudur. Birisinin, birisinin bunu sahiplenip bu önderliği yapıp artık yeter bu hırsızlığa, bu soygun düzenine yeter demesi gerekiyordu. Bunu bugün Kılıçdaroğlu seslendirdi bir şey ikram Ender Kazaklı da size katkı bulunuyor Twitter'dan. Diyor ki tamamı 100 dolarlık banknotla dolu euro paletlerden ki o 1x1x1 metre yani 1 metreküp 5 kilometre uzunluğunda bir zincir olur diyor. Yani eğer 100 dolarlık şeyle yapılırsa da orada da muazzam bir büyüklük ortaya çıkıyor. lütfen yazın Twitter'da haber aktif adresinden. Çünkü bir şey ekleyeyim. Bir Çok de kısa, bugün kısa, kısa, kısa. yorumlar. Bugün anlatayım. ayrıca dedi ki Ankara'nın meydanına çetemetre, evet, çetemetre. dijital ve bu paralar alınana kadar orada duracak. Şimdi Kemal Bey ben Kemal geliyorum diye bir metaforla telefon açtı. Bu telefonlar hayatımızda daha önce de var. Bazı babalar da oğullarına telefon açıyor. Sıfır da oğlu. Öyle babalar.